Ha bir de şu var, affedersiniz, kurt kocayınca vesaire durumu yok burada mesela. Yok yok. Hani gençlerin bir dalga geçme hadisesi de yok. Aynen öyle. Yani o yüzden güzel konuşuyor. Sade, basit, harikulade konuşuyor. Anlaşılır, o yüzden çok seviyoruz. Doğal. Bayılıyoruz Teoman. Çok çalıştı seni. Zamanında. Çok. Teoman abi sevgi çalışsın. Selam. Çalışsın. Biz onunla varız. Buyurun, dün global müzik listelerinin 21. sıraya yükselmesini büyük bir sevinçle sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Kim? Zeynep Bastık. Çünkü bu yabancı müzik platformunda en çok dinlenen günlük 3 milyon dinlemeye ulaşmıştı. Hı. Lan şarkısı, L-A-N, ezgisiyle vesaire. İngilizce mi o yoksa bildiğimiz Türkçe? Türkçe, Türkçe. Dinlemedin mi sen? Aa, hemen hayır hayır şey. Dinledim de yani İngilizce mi konuşacağız? Len, lün, aylan öyle bir şey mi? Amerikancası mı? Honolulucu mu? Bildiğimiz Türkçe, bildiğimiz... Söyleyelim. Peki. Şarkının adına şimdi, bak. Çıkmış olduğu bir yani görüntüleri var. O gecenin kutlamasından çıkmış. Aha. Teşekkürleri var elbette. Mabel'e özellikle çok teşekkür ediyor. Bir dinleyelim, bir kulak verelim sevgili de Zeynep Bastık. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Global liselerde ilk 50'de 21. sıradasınız. Çok mutluyum. Lan şarkısı için neler söylemek istersiniz? Mutluluktan deliriyorum. Yani her gün yeni bir şey kutluyoruz. Her gün yeni bir rekor geliyor ve neyi kutlayacağımızı bilemediğimiz bir iki hafta geçiriyoruz. Keyfim çok yerinde. Her gün de yeni bir arkadaş grubumla, şirketimle her gün yeni bir sürprizle karşılaşıyorum. Bugün de o günlerden biriydi. Ben en çok şeyi merak ediyorum. Haber Matiz'i aradığınızda neler hissettiniz? Nasıl bir duygu dolu anlar yaşandı? Yani biz zaten iki gün önce beraber onunla da bir baş başa tıkladık, bir yemek yedik. Şoktayız ya. Tabii ki de çok mutluyuz ve coşkumuz çok tarifsiz ama bir yandan da hani o şeyi atlatamadık. Üst üste gelen bu kadar rekor mevzusunu çok sindiremedik hala. Çünkü yani bugün iki hafta oldu. Bugün Perşembe. Evet. Tam iki hafta oldu. 8 Mart'ta çıktı şarkı ve acayip şeyler yaşanıyor. Şarkıya çok güveniyorduk ama Global Top 50'de 21. sırada olmak ve Türkçe bir şarkıyla olmak tarifsiz bir mutluluk. O yüzden şeyim yani çok iyiyim ama bir yandan da hala garip. Şeyi soralım, klipte de birazcık Mabel Matiz etkileri de gördük aslında, alışık Zeynep Bastık'ın dışında. Aslında Mabel Bey'in mi böyle bir isteği oluyor, siz guest olsun diye mi yaptınız? Ben lan kelimesini bir önceki röportajda da söylemiştim. Hiç kaba ve kötü bulmuyorum ve orada aslında biraz lanı çiçeklendirmek ve taşlandırmak istediğimiz gerçekten bir konsept. Gerçekten kullanıyor musunuz peki? Yani? Evet. Niye? Kim kullanmıyor? Sana ben ezelden yandım lan. Bir çağır hele da bu yerde durmam. Son olarak da şunu soralım o zaman, güzel kapatalım. 2024 sizde bir yengeç tutuyoruz. Evet, yengeçe. 2024 size aşk getirdi ve aynı zamanda başarıyı da tekrardan harika getirdi. Harika bir yıl değil mi? Mükemmel bir yıl. Urla'da peki Ali Can Bey'le birlikte yaşamayı mı düşünüyorsunuz yoksa İstanbul'da da, da ayrı mı? Allah aşkına. Çünkü bunu merak ediyorlar mı mesela? Magazin sorusu oluyor evet. Arkadaşlar birincisi şöyle ediyorum. Bir konuya açıklık getirmek isterim. Ben Urla'ya yerleşmedim. Çünkü deprem korkunuzu biliyoruz. Evet ama Urla'ya yerleşmedim. Ve birçok yerde de Urla'ya yerleşmediğimi beyan ettim. Ama ısrarla Zeynep Bastık İstanbul'u terk etti falan gibi haberler dolanıyor. Ama hangi haberin önüne geçebilirim? İstanbul'da yaşıyorum, ikamet ediyorum ama her boşluğumda da güzel İzmir'deki o güzel yuvama gidiyorum. Orası başka bir yer çünkü benim için. Çok daha pastoral bir yaşam sürüyorum orada. Hayatımı yalnız yaşıyorum. Bir erkek arkadaşım var ama evlerimde yalnız ikamet ediyorum. Yeterli bir açıklama oldu mu? Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. En az Teoman kadar açık sözlü. Ha? Doğal. Lan diyor zaten şarkıda yani. Bundan daha doğal olur mu Allah aşkına da? Niye hani değil mi? Pastora, fazla pastoral çok olmuş. Çok tatlı. Niye canım? Yani beste yapıyor, şarkı söylüyor. Yok yok, Lan'dan bahsediyorum. Hiç ha. Lan dedin mi sevgilerine vesaire? Demedim de onu diyen yani Mabel mi? Kim yaz, söz yazar? Abi hiç önemli değil yani. Sonuçta Zeynep söylüyor. Diyor ya, ki demiş. Sana ben ezelden yandım lan. Evet. Yani bu cümleyi şurada kursak hoş olur mu olmaz mı dediğimiz cümleler milletin ağzında pelesenk şu anda. Evet. Hadi bakalım bilemedim artık.
Yani. Onu da yakaladın ya bunca konuşmanın arasından. Hayır, şarkının ben hiç böyle yani isim olarak da hani. Evet, ben L.A.N. diye veriyorum. Zeynep'in hani Len dersin tatlı kaçar da ulan diye bilmiyorum, bunları konuşmakta mı bir sıkıntı yaratmaz inşallah ya. Ama kadın yani yazmış çizmiş söylüyor ve dünya listelerinde. Yani önceden araba motorlarına bakardık lan diye, şimdi Zeynep Bastık her yerde. Değil haydi mi? Yapışacak fakat üstüne bu. O kara göze kaşığı ki ben kurban. Haydi bakalım vallahi kutlayın kutlayabildiğiniz kadar maşallah. Allah'tan azarlardan saklasın, daha iyi başarılara diyelim sevgili Zeynep. Evet evet, pastoral hayatında ha? Fazla evet. Pastoral olmuş. Evet. Yakında inek keçi me mü şarkıları da gelebilir. Gelebilir. Me ben sana boşuna mı meledim lan? Möledim. Valla sendeki ulan potansiyel, ben bu tarafını hiç görüyorum. Her gün yeni bir şeyinle karşılaşıyorum. Ebru yani Urla'nın bilmem ne dağında tepesinde bir yerde sana pastoral bir hayat. Heidi'yi düşünsene o günlerde süt teknesiyle Peter'ın peşinde koşardı. Senin yani yaratıcılığına katkıda bulunacaksa sana nerede istersen orada o yaşamı kurmaya hazırım. Ama bana lan deme. Asla canım, estağfurullah. Birbirine dememek lazım. O şarkı da öyle. Hadi. Buyurunuz.